Merhabalar, bugün medya konuşacağız, gazeteciliği, mesleğimizi konuşacağız. Çok kısa bir süre önce, yani bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi ve onlara gazetecilikle ilgili bir takım anlayışlarını aktardı. Gazetecilikle ilgili yorumlar yaptı. Çok da güzel şeyler söyledi. Gazetecilik hakikat arayışıdır dedi. Her gazeteci bir arayış içindedir dedi. Hakikatten uzaklaşanlar bir güven erozyonuna kaptırabilirler kendilerini dedi. Böyle güzel isabetli yorumlarda bulundu. Daha sonra da kapalı oturumda neler denildiğini ya da şu anda ne tür bir görüşme devam ettiğini bilemiyoruz. Ama biz bu konuyu bu stüdyoda ve herkese açık yapacağız şu anda. Bir medya uzmanı, Bir Gün Gazetesi'nin köşe yazarı, iletişimci, reklamcı bir arkadaşımız var karşımızda. Bir Gün yazarı Ümit Alan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi bugün böyle bir gün. Cumhurbaşkanı başlattı medya tartışmasına. Biz de kendi ölçümüzde, kendi düşüncelerimizi aktararak sizin yorumlarınızla bu konuyu ele alalım. Tabii ki bunu seçimlerden bağımsız ele almak şu aşamada biraz garip olur. Seçimler ve medya hep tartışılan bir şey. Sizin de yazılarınızda ve bir iki videoda ben dinlemiştim. Seçimler medya deyince gerek geçen seçimler gerek şimdiki süreç birkaç şey mesela benim aklıma geliyor. Bir o küçük bir kanal neydi? Ülke TV miydi? Evet. Orada provokatif denilebilecek bir yayında Ekrem İmamoğlu'nun sıkıştırılması, tarafsız medya Ahmet Hakan'ın yayını erken kestiği iddiaları ve nihayet bu tarihi buluşma denilen, sizin de biraz ironik yaklaştığınız bu son şey İsmail Küçükkaya ile birlikte. Medya bu örneklerde veya genel olarak nasıl bir rol üstleniyor bu seçim sürecinde? Bu seçim sürecinde medya aslında rol üstlenmesi gereken rolü üstlenmiyor. Bambaşka yerlerden beslenmeye çalışıyor insanlar. Sosyal medyadan, bağımsız yayınlardan. Ama ana akım medya dediğimiz ya da önceden ana akım medya dediğimiz yapı tamamıyla eski ikna ediciliğini, eski tahakküm oluşturma, eski bu şey algı oluşturma gücünü yitirmiş durumda. Oluştursa da tersten oluşturuyor. Yani yapması gerektiğinin tersine. Mesela Ülke TV'deki yayının Ekrem İmamoğlu'na ciddi puan kazandırdığı iddiaları var. Hatta Ülke TV'deki yayının kaybettirdiği şey yüzünden bu tartışma programı teklifinin iktidar tarafından, yani Binali Yıldırım tarafından gelmesinin en büyük nedeni olarak özellikle Binali Yıldırım'ın bu yayınlarda mağdur olarak güçlenmesi ve ona karşı bir atak olarak, bir meydan okuma olarak, önce Uğur Dündar'ın adını telaffuz ettiler biliyorsunuz, sonra İsmail Küçükkaya'ya girdi. Aslında bir meydan okuma olarak ortaya çıkmış bir şey bu yüzden. Sırf İmamoğlu'nun imajını güçlendirdikleri için. Aslında 1994 seçimlerinden önce Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan yayınlar şu anda Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan yayınlara çok benziyor. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuşken Recep Tayyip Erdoğan, ana akım medya dediğimiz o güçlü medya, ki o zamanlar sosyal medyada yok. Yani bir alternatif beslenme kanalı da yok insanların. Tamamıyla Erdoğan'ı yok saymak ya da Erdoğan'ın bütün olumsuz şeylerini kurmak üzerine kuruldu. Yani. Ama o dönemki parçalı yapının da etkisiyle Erdoğan'a o manşetler enteresan bir şekilde tekrar ediyor ters taraftan. Evet, evet. Yani peki sadece bu muhalif gazeteci seçimi bir meydan okuma mı? Onun dışında acaba hani iktidara yakın ya da iktidar yanlısı bir kanal seçilseydi ya da moderatör seçilseydi o tutar mıydı? Yani öyle bir güvenilirlik var mı o medyada? Yok. Yani orada zaten güvenilirlik olmadığı için Binali Yıldırım'ın taktiği bence, yani kurulan strateji şuydu. Birinci strateji Ekrem İmamoğlu ile yan yana görünerek Ekrem İmamoğlu'nun yüksek reytinginden yararlanmak. Yani Binali Yıldırım kendi başına çıkıp o medyada 24 saat yayın yapsa, 24 saat soru cevaplasa bir reyting almayacak. Değil Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bile belki alamayacak aynı reytingi. O yüzden bir defa yan yana görünmek şeyinden yararlanmak istediler. İkincisi de yan yana görünürken Ekrem İmamoğlu'nun sinirlerini bozarak, onun aslında göründüğü gibi, sakin göründüğü gibi, işte kutuplaştırmayı kıran, böyle şey kucaklayıcı bir adam olmadığı imajını yaratmaktı. Ve bir taktik olarak da sanıyorum 12 ya da 14 defa araya girmiş Binali Yıldırım. Tam rakamı bilmiyorum, o konuda affetsinler. Onu bir yerde, yani bu sayıda olduğunu
bu tahrikler, araya girişler hep Ekrem İmamoğlu'nun sinirlerini bozarak ona bir cevap vermesi. Yani eskiden muhalefetin dili kutuplaştırıcı bir dildi. Yani mesela bir önceki seçimde aday olan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a karşı aday olan Muharrem İnce'nin dili tamamıyla öyle bir konuda sert sert cevaplar vermek ve bir anda muhalefette kutuplaştırmak, iktidar tarafını iktidarda kutuplaştırmak gibi bir şeyi evet. vardı. Yine o şeyi umdular aslında. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan bir Muharrem İnce performansı çıkarmak istediler. Ama olmadı. O da olmayınca şey yaramadı. Bu programdan umulan fayda bulunamadı. Umulan fayda bulunamayınca da başka tartışmalar çıktı. Peki bu iki adayın tartışması gibi dünyanın pek çok ülkesinde normal sayılabilecek, hatta pek de bakılmayabilecek evet. düzeyde sıradan bir olay, kabul edilebilecek bir şeyin Türkiye'de tarihi buluşma, işte demokrasi şöleni, bunları nasıl karşıladınız? Ya Türkiye'nin yapısı ne? Ben bunun bir demokrasi şöleni olduğunu düşünmüyorum. Demokrasiye katkısı olacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bunu yazıda da detaylandırmıştım. Bir defa bu seçim normal bir seçim değil. Yani biz 31 Mart'tan önce olsaydı bu yayının demokrasi tarafına bir nebze yaklaşabilirdik. Ama şu anda tekrarlanan ve tekrarlanma gerekçesi kamuoyuna anlatılamayan, kamuoyuna hiçbir şekilde ikna edemeyen, hatta şey tarafını bile, daha önce AKP'ye oy vermiş tarafı bile ikna edemeyen bir tekrarlanan seçim bu. Yani bu seçimin niye tekrarlandığını kimse bilmiyor. O halde tartışılacak tek şey aslında mağdur durumda olan, yani hakkı yenmiş aday durumunda olan Ekrem İmamoğlu için tartışılacak tek şey seçim neden tekrarlandı? Yani biz neden ikinci kez seçime gidiyoruz önde bitirmişken? Tartışılacak tek şey buydu. O yüzden ben bu yayına hiçbir zaman demokrasi şöleni diye bakmadım. Bakılmasını da doğru bulmadım. Zaten dikkat ederseniz programın ilk 40 dakikasında bu konu tartışılınca Binali Yıldırım bir atak yaptı. Dedi ki hep bunu mu tartışacağız dedi. Yani biz burada çünkü rahatsız oldu artık. O bir an önce onu bitirip şeyi kendi seçmenine ya da oyalamadığı seçmene, hazır Ekrem İmamoğlu'yla beraber çıkmışken oyalamadığı seçmene vaatlerini, o yüksek vaatlerini, yapacaklarını anlatmak istiyordu. Ama İsmail Küçükkaya asıl kızgınlıkları bence o ilk parçayı, o bloğu, şeyi tekrarlanan seçimi tartışılan bloğu uzatması oldu diye düşünüyorum. Peki şimdi genel, biraz daha genel bakarak sizin bir görüşünüzle ilgili yani bir kafa karışıklığı yaratabilecek bir konu var, onu sormak istiyorum. Şimdi medya iktidarın iktidar olabilmesi için, güçlenebilmesi için, yönetebilmesi için önemli bir araç. Evet. Diğer taraftan size diyorsunuz ki artık ters tepiyor. Yani bir yazıda şöyle diyorsunuz: İstanbul, Ankara vesaire diğer kentlerin kaybının nedenlerinden biri de iktidar medyasıdır. Çünkü propagandaları artık ters tepiyor. Yani yarar yerine zarar mı getiriyor medya, o iktidar yanlısı medya? Evet, çünkü şimdi backfire effects diye bir şey var. Onlar buna güveniyorlar. Yani bu medyayı yönetenler şuna güveniyorlar. Backfire effects şu: geri tepme etkisi. Geri tepme etkisi bilişsel uyumsuz, insanlardaki bilişsel uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Yani siz ne kadar yalan atarsanız atın, nasıl olsa bunlar bizden diye kabullenme eğilimi. Yani biz de bu taraftan ne kadar yalan olduğunu söylersek söyleyelim. Mesela Ekrem İmamoğlu hakkında bir haber yapılmıştır. Biz onun yalan olduğunu söylediğimizde sokak röportajlarında da görüyoruz. Seçmen bir türlü kabullenmek istemiyor. Ancak bunu bir yere kadar kabullenmek istemiyor. Şu anda iktidar medyasının, iktidarın kurduğu, yönettiği medyanın dramı artık taşma noktasına gelmiş olması. Çünkü insanlar o şeyi sorgulamaya başladılar kafalarında. Çünkü manava gidiyor, domatesin fiyatını görüyor. Şeye gidiyor, ekonomi çok büyük bir etken görüyor ama bunu izlediği medyada bunun nedenleri üzerine elle tutulur bir şey göremeyince sorgulamaya başlıyor ve bu geri tepme etkisi terse dönmeye başlıyor bu zaman. Yani. Şu anda ellerindeki medya ikna etmiyor çünkü insanlar artık kıyaslamaya başladılar. Hayatlarını olanla olmayanı ve bir şey arıyorlar, kendilerini kurtaracak ya da bunu sorgulayacak bir odak arıyorlar. O odak da Ekrem İmamoğlu olarak çıktı. Bazen başkası bir site çıkabilirdi. Ama bu medyanın şu anda gerçekten çok öyle büyük bir enkaz şeklinde bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar büyük paralar yatırılıyor ikna edilmek ama bir tarafı yok ettiğiniz zaman
itibarınız kalmadığı zaman, ki medyanın en büyük ekmeği, medyanın en büyük şeyi itibardır. Eğer itibarınız varsa medya kuruluşu devam eder, yoksa etmez. Bir adım daha, yani evet, siz bu ters geri dönüşümü şey yaptınız, açıkladınız, uluslararası iletişim dilinden bir kavram ve bir başkasını ben hatırlatayım, çünkü hepsi bunların aynı düzlemde gündeme gelen şeyler. Bu post-truth denilen şey, yani gerçeklik sonrası ve uydurma haber, bunun yeri şu an aslında dünyada da yaşanılan şeyler. Türkiye'yi ciddi etkileyen bir şey, bizimkilerin diliyle algı oluşturuyorsunuz, algı yaratıyorsunuz. Durmadan bu kavramlarla medya bunun etrafında mı dönüp dolanıyor şu anda? Evet, bunun etrafında dönüp dolanıyor ve bir takım bunun çözüm olacağı düşünülüyor. Ama bazı şeyler unutuluyor. Mesela yani insanların artık hayat, sokakta insanlar buluşuyor. Zannediyorlar ki medyada göstermeyince sokakta insanlar duymayacak ya da sosyal medyada karşılaşmayacak. Ya da sosyal medyada olmayabilir. Nitekim 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre AK Parti seçmeninin %13'ü Twitter'da mesela. Yok. Hmm. Ama buna güveniyorlar. İşte şey, biz ana akımdan sadece tek yönlü yayın yaparız, algı oluştururuz ve o algı işler diye, bir yere kadar işler diye. Ama insanların artık farklı beslenme kaynakları var. Her ne kadar sosyal medyada olmasa da sosyal medyada olan bir adamla kahvede yan yana oturabiliyor. Ya da özünde AKP, AK Parti özünde bir esnaflar partisidir. Yani ticaret içinden giden adamların partisi. Bu adamlar siftah yapmadan kapattıklarında artık o algıyı da işlememeye başlıyor. Evet, dünyada böyle bir akım var. Bir takım şeyleri, doğruları eğip bükebiliyorsunuz. İnsanlar da işlerine gelene inanıyor. Ama işler iyiyken işleyen şeyler. İşler kötüye gittiğinde bu algılar ters tepmeye başlıyor. Şu anda da Türkiye açısından maalesef özellikle ekonomik açıdan işler iyi gitmiyor. İşler iyi gitmediğinde de hakikatler daha fazla tartışılıyor. Evet, aslında çok önemli bir noktaya geldik. Şimdi bu sabah Erdoğan konuşurken de güven erozyonunda, medyada güven erozyonunu kavramını kendince atmaya çalıştı. Siz birkaç dakika önceki sözlerinizde bir itibardan bahsettiniz. Yani saygınlık şeyi, ki bunu birkaç hafta önce yazmıştınız da galiba. Evet. Benim hatırladığım kadarıyla itibar bir ekonomik güçtür dediniz bir yerde. Evet. Ondan sonra medyadaki itibar üretilen ürünün kendisidir dediniz, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Medya ve itibar, bu konuyu biraz açar mısınız bize? Önce ekonomik açısından başlayayım onu. Lütfen. İtibar, ben diğer taraftan da iletişimci, reklam işiyle uğraşan bir iletişimci olduğum için daha iyi gözlemleyebiliyorum oradaki gidişatı. Artık fiyatla rekabet yapmak'ın sonu yok. Bu şu anki dünya ekonomisinde. Fiyatta rekabet yerine firmalar, şirketler itibarda rekabete önem vermeye ve itibar stratejisi yazmaya başladılar. Yani sadece ürünü yapmak, iyi bir ürün yapmak, ürünü tanıtmak yetmemeye başladı. Mesela Apple firması, işte çoğumuzun bilgisayarında, telefonda olan Apple firması tamamıyla itibar üzerine kurulu bir şey. Şirket, yani o fiyatlandırmayı, ki en pahalı ürünler onlarda, belki muadil ürünlere göre daha geride olan ürünleri, daha da bu itibar stratejisi sayesinde bu itibarı da adım 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 kuruyor. Yani bunun için bir strateji yazılıyor. Bu ticari bir firma için bile itibar bu kadar önemliyken, medyada artık itibar ürünün kendisi. Yani ben real bir ürün üretirken bile itibar önemliyken, medyada itibar ürünün kendisi. Dolayısıyla medya şirketlerinin de artık nasıl çeşitli birimleri varsa bir de itibar birimleri olma ve itibar stratejisi yazmaları gerekiyor. Bütün medya için ve bu itibarı sürekli bir yatırım haline getirmeleri gerekiyor. Ama bunu sadece iktidar medyası, yani şu anda iktidar destekleyen ve enkaz haline gelmiş medya için değil, bütün bağımsız medya, işte tırnak içerisinde söylüyorum ve sevmediğim tırnağı muhalif medya, ki bence muhalif medya diye bir şey yok. Medya zaten denetim araçları. Oraya bir gelelim biraz sonra. Oraya birazdan geliriz. Tamam. Hepsi için geçerli. Yani siz o itibarı, okurunuza karşı itibar elde edemezseniz şey yapamazsınız. Bir destek toplayamazsınız. Neden bu önemli? Önceden reklam geliriyle finanse edilen kurumlardı medya kuruluşları. Medya kuruluşu araya reklam alırdı. O reklam döndürürdü. O reklamın aldığı parayı şeylerine verirdi. Birazcık da tiraj geliri olurdu. Ama genellikle gazeteler tiraj gelirinden zarar ederler. Reklamla onu finanse ederlerdi. Şu anda öyle bir şey yok. Reklam pastasını, dijitalde özellikle reklam pastasını Facebook, Google gibi çok büyük
küresel şirketler topluyor ve dijital medya kuruluşları oradan da kendilerini döndürecek bir para elde edemiyorlar. Geriye ne kalıyor? Ya sizi bir iktidar odağı destekleyecek, ya sizi bir sermaye odağı destekleyecek, ya sizi bir başka bir ülke destekleyecek, ya da okurunuz destekleyecek. Geriye bir tek okurun desteğini almak için okurun ya da izleyicinin okura karşı itibarı bir değer olarak sunmanız gerekiyor. Evet. Ancak o zaman insanlar para ödemeye razı olur. İnsanların bir süre sonra bu yalan haberlerden, kendi hayatlarıyla örtüşmeyen şeylerden bıkıp bir taşma noktaları gelecek. En azından bir kitle, herkes olmasa da bir kitle buna para ödemeye hazır hale gelecek. İşte İngiltere'de The Guardian'ın başarısı, Amerika'da çeşitli abonelik modelleri var. Bağışla dönen, hatta şeyden de öte bağışla dönen şirket. Neden The Guardian bağışla dönüyor? Çünkü yıllarca itibara yatırım yapmış. Öyle ya da böyle yıllarca itibara yatırım yapmış ve şu anda o itibarın karşılığını alıyor. Ama siz sadece iktidar desteklemek, sadece muhalefet etmek ya da sadece körü körüne muhalefet etmek çizgisinde yaparsanız o itibarı sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla çeşitli odaklara mecbur kalıyorsunuz. Ama sizin tek sermayeniz, itibarınız ve bu sermayeye karşılık verecek tek odakta izleyiciniz ya da okurunuz olmalı bence. Peki bu merkez medya kavramı genellikle bir itibarla ilişkilendirilerek kullanılırdı, öyle algılanırdı. Evet. Şimdi Türkiye'deki merkez medyanın durumu ne veya merkez medya var mı? Ona en yakın olarak kimi görüyorsunuz siz bir medya uzmanı olarak? Türkiye'de ben şu anda bir merkez medya görmüyorum. Çünkü merkez medya demek bir şekilde herkesin izlediği ya da izleyebileceği bir şey, yapı oluşturmak demek. Şu anda sadece bir A partisini destekleyenlere ya da sadece B partisini destekleyenlere hitap eden bir medya yapımız var ulaşılabilirlikte. Merkez medya bu ikisini, bu iki eğilimi itirazlar ya da eleştiriler olsa da bir şekilde ortada buluşturabilen bir şeydi. Mesela Milliyet Gazetesi'nde Ece Temel Kur'an'da yazardı. İktidarı destekleyen bir başkası da yazardı. Yani orada bir sepet, bir şey oluşturmuşlardı. Öyle ya da böyle, yani katılırız katılmayız orada oluşturulabilen rıza şeyine. Ama böyle bir yapısı vardı. Bütün sesler karşılıklı diyordu ama tek bir ses konuşunca oradan bir merkez medya çıkartamıyorsunuz. Yani bir merkez medyayla özdeşleşmiş bir kurumu aldığınızda, bir Hürriyet'i, bir CNN Türk'ü, bir Kanal D'yi aldığınızda okurunu da izleyicisini de çantaya koyup vermiyorlar size. Dolayısıyla orayı da bölmüş oluyorsunuz şeyde. Peki birkaç kavramı, sık sık kullandığımız birkaç kavramı ele alalım istiyorum. Bir yandaş medya, havuz medyası. Bu kavramları doğru buluyor musunuz, kullanıyor musunuz? İsabetli mi bunlar? Yani kullanmamaya çalışıyorum. Özellikle yandaş medya, havuz medya, iktidar medyası diyorum ben genelde. İktidarın desteklediği şeydi. Çünkü yandaş dediğiniz zaman, ona yandaş dediğiniz zaman siz de bu tarafta yandaş oluyorsunuz. Tam da onu soracaktım. Öbür tarafın da yandaşları olabilir mi acaba? Öbür tarafın da yandaşı. Şu anda biz diyelim ki bağımsız bir medya odağıyız ve muhalefete yakın yayın yapıyoruz. Yarın bir gün bu muhalefet, Türkiye'de bu iç hesapma, yarın bugün bu muhalefet iktidar olursa bizim durumumuz ne olacak? Kavram değişecek o zaman. Kavram değişecek. O zaman da yandaş sana gelecek. O yüzden bu yandaşı, şunu bunu unutmamız ve sadece okura, izleyiciye hitap eden ve sadece onun yanında olan, sadece okurun, izleyicinin ve onun tarafından finanse, çok zor bir iş. Yani ben diyorum ki şu anda okur ya da izleyici finanse etsin, yayınlar bölünürsün. İmkansıza yakın bir iş şu anda. Çok emek vermek, çok yatırım yapmak lazım. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede. Yani yine The Guardian örneğini veriyoruz ama İngiltere'de bir okuma kültürü var. Bir gazete okurluğu geleneği var. O geleneğin devamı için insanlar başvuruyor. Türkiye'de bu nasıl yapılır? Gece gündüz düşündüğüm bir konu bu yani. Üzerine yani. İnsanları para vermeye ikna etmek, çünkü Türkiye'de işte ben haber yapayım, sen de bana bağış yapacaksın. Hiç sürekliliği olmaz diye düşünüyorum ama İşler öyle bir noktaya gelebilir ki buna gerçekten ihtiyaç duyabiliriz. O yüzden bugünden çok uzun vadeli düşünerek, başlarda zarar etmeyi, birazcık fedakarlık yapmayı düşünerek buraya yatırım yapmamız lazım ve yandaşı mandaşı da unutmamız lazım. Gerektiğinde muhalefeti de, muhalefet partilerini ya da liderlerini de eleştirebilmeliyiz ama bunu yapınca da diyorlar ki şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin geçmesi lazım. Bu olağanüstü çok önemli bir konu. Hiç bitmeyecek. Yani muhalif içerikte yayınlar yapıyorsun. Muhalif olup olmamı da ayrı bir konuda. Ondan ayrıca bir şey yapmak, sormak istiyorum.
Fakat o arada kendine yakın gördüğün yerlerde bir takım sorunlar ya da ileride sorunlar olduğunda eleştirmek istediğinde aldığın tepki evet. Şimdi sırası değil. Kol evet. Kırılır, yen içinde kalır vesaire. Evet. Bu gerçeğin gizlenmesi değil mi yani genelde eleştirilen şeyin, tutumun ama hep iktidara mal edilerek keyifle eleştirilen bir tutumun kendine evet. Yakın gördüğünde gizlenmesi değil mi? Bunu çok tehlikeli buluyorum işte bu yaklaşımı ben. Sizin eğer herkesi ikna etmek ya da merkez medya olmak gibi bir derdiniz varsa muhalefetin liderini ya da muhalefetin odaklarını da eleştireceksiniz ki yarın bir gün iktidarı eleştirdiğinizde iktidar tarafındaki insanlar sizin eleştirinize yani iktidarın desteklemeye devam eden insanların eleştirinize itibar etsin ve size bir prim tanısın. O zaman ancak medyayı şey olarak düşünürüz. Ama şu anda gerçekten hep sırası değil şu anda. Sırası değil şu anda. Gerçi çok da fazla eleştirilecek bir şey olmuyor. Ama eleştirileceği zaman da eleştirildiğinde bu kadar büyük tepki olmaması lazım. O da sosyal medyada maalesef onun önü alınamıyor. Her bir cümleniz daha vardı. Enteresandı. Onu da bir kez daha biraz daha genişleterek açmanızı rica edeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar gazetecilik yapısı itibariyle muhaliftir vesaire. Bir gazeteci muhalif olmalıdır ya da günümüz şartlarında muhalif olmalıdır. Buna katılıyor musunuz ya da ne bileyim gazeteci muhalif olmalıdır, gazeteci objektif olmalıdır, gazeteci bağımsız olmalıdır. Bu kavramların hangisi daha ışık tutucu bize? Şimdi demokrasilerde dördüncü güç medyadır diye bir şeyimiz var, mottomuz var. Bu ne demektir? Zaten demokrasiyi denetleyen bir kurum olduğunuzu gösterir. Bu da doğal bir muhalif pozisyonuna sokuyor sizi. Yani doğal muhalif derken şunu demek istiyorum. Doğal olarak böyle şüpheci bakmanız lazım ki bir olaya oradan haber çıkartabilirsiniz. Yani muhalefetten olsun, iktidardan olsun, kiminle ilgili olursa olsun muhalif bakmanız lazım ki oradan bir haber çıkartma. Ama yok bu benim muhalefet partimin çıkarına aykırı, bu benim iktidar partimin çıkarına aykırı, yok bu benim devletimin çıkarına aykırı gibi şeyler koyduğunuz anda o zaman işte şeyi getiriyorsunuz. Muhalif medya olmaz, medya olur. Muhalif gazeteci olmaz, gazeteci olur. Gazeteci zaten doğal bir muhaliftir. Siz muhalif gazeteci dediğinde bir anlam bozukluğu yaratıyorsunuz. Yani şey oluyor, muhalif muhalif, iki kere muhalif demiş gibi oluyorsunuz. Ama gazeteci her şeye muhaliftir. Yani şey, gazeteci muhaliftir derken bir muhalefet partisinin ya da bir muhalefet odağının yanında olur demiyorum. Yarın bir gün onun da yanlışı varsa, o da iktidara geldiğinde aynı yollara girdiyse orada da sizin muhalif olmanız gerekecek. Bunu koruyamadığımız için biz işte muhalif gazeteci diye bir kavram icat edildi Türkiye'de. Öyle bir şey yok. Yok diyorsunuz. Evet. Enteresan. Şimdi aslında izleyicilerin bir kısmı belki şey düşünebilir. İki gazeteci bir araya geldi. Şimdi terminolojik konulara girdiler falan. Aslında evet. Değil. Baştaki evet. Şeye bağlayacak olursam siyasi evet. Gelişmelerden, seçimden evet. Vesaire buralara uzandık. Aslında bu muhalif olmak, olmamak, muhalefet dili falan biz bir anlamda kutuplaştırma diye eleştirdiğimiz şeyin medyadaki görüntüsüne biraz daha teorik olarak belki evet. Yanaştık. Çünkü medyanın en önemli sorunlarından biri ve medyada bir değişim olacaksa herhalde onun en ana temel unsurlarından biri de herhalde şu kutuplaştırma, gerginleştirme dilinden vazgeçmek evet. Olmalı. O aşamada Türkiye'de şu anda Türkiye medyasında böyle bir şey görüyor musunuz? Bir istek, bir kırılma belirtisi görüyor musunuz şu kutuplaştırmadan vazgeçmek açısından? Çok fazla görmüyorum. Yani maalesef ki özellikle seçim üzerine seçim doğal da görüyorum. Yani bu kadar çok seçim olunca ister istemez bir kutuplaşma daha da derinleşmeye başlıyor şeyde, medyada. Ama bence medyanın da Ekrem İmamoğlu figürünü iyi incelemesi lazım. Ekrem İmamoğlu'nun başarısının arkasında yatan nedeni iyi incelemesi lazım. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da CHP'nin aldığı oyların bile üzerine çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ilk defa böyle bir hava yaratıyor ve Ekrem İmamoğlu'nun dilinde bir o kutuplaşmayı kırmaya yönelik bir istek var. Hı hı. Ve onu kırdığı için de daha önce CHP'nin ya da muhalefetin ulaşamadığı odaklardan oy almaya başlıyor. Biraz da konjonktürün etkisi, biraz onun dili ikisi de geliyor. Hı hı. Bu aslında medyaya bir ipucu. Türkiye'de medya şeyin gerisinde kaldı. Toplumun da siyasetin de gerisinde kaldı. Siyaset Ekrem İmamoğlu'na bir ivme kazandı. Böyle bir figürle kutuplaşmayı kıran, kırmaya çalışan ya da diliyle onu oluşturmaya çalışan bir figür. Ama medya hala daha önceki dille, o kutuplaşma diliyle yayın yapıyor ki yapmaması
gerekir. Yani, evet. Diye ya tam bu noktada belki son soru olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Bir Gün Gazetesi Ümit Alan 10 yıldır yazıyor. Medya yazılarınıza çok alıştık tabii ki. Diğer taraftan bir iletişimcisiniz, reklamcısınız. Tam da bu gerilim kutuplaştırma bir dili derken ve İmamoğlu'ndan siz söz etmişken çok basit bir cümle çıktı ortaya ve Türkiye'yi aldı götürdü başka bir tarafa doğru. Her şey güzel olacak ya da her şey çok güzel olacak. Bu cümlenin başarısı nerede? Bu kadar rakiplerine de ağırlığını dayatacak, hatta benzerlerini ürettirecek, sahtelerini iman ettirecek bir şeyi, yaygınlığı ve başarısı var. Nerede bu işin sırrı? Yani birincisi reklam gibi çıkmamış olması, doğal çıkmış olması. Çünkü bir mitingde ya da bir şeyde otobüsün yanında bir çocuk koşuyor. Hı hı. Ona onu söylüyor. Her şey çok güzel olacak, her şey güzel olacak Ekrem abi falan diyor. Oradan onu şey yapıyorlar. Ama burada her şey çok güzel olacak sözcüğünü cümle anlamıyla düşünmemek lazım. Biz onu işte eleştiriler de o yönde geliyor. Hiçbir şey güzel olmayacak, her şey yani Ekrem İmamoğlu da kazansa bazı şeyler güzel olmaya devam edecek gibi cümle anlamıyla. O aslında her şey güzel olacak cümlesi yine içeriğine inanılan bir cümle değil. Sadece birisi mağdur oldu, ben onun yanında olacağım. Ya da birisinin hakkı yendi, ben onun yanında olacağım ve bunu yaptığım için kendimi iyi hissedeceğim demek aslında. Hı hı. Oradan güç alıyor. Yani insanlar da o kadar, kusura bakmayın da, o kadar keriz değil yani. Her şey, Türkiye'de yaşıyoruz, her şey çok güzel olacak. Yani bir şeyler güzel olur elbette de, her şey de güzel olacak kadar. Buna inanmıyor aslında, cümleye inanmıyorlar. Cümlenin şeyine inanıyorlar, gücüne. Ve insanlarda hissettirdiği duyguya, yani birisi var kutuplaşma dilini kırdı, birisi var benim hakkımı savundu, birisi var haksızlığa uğradı ve ben onun yanındayım demek oradaki her şey. Evet, çok zaten güzel. Sizin arkadaşınız ve meslektaşınız, evet. İlyas Ateş Bassoy da şey demişti, her şey çok güzel olacak derken her şey çok zor olacak, bunu da unutmamak gerek çok, demişti. Çok güzel söyledim. Her şey çok zor olacak ama sonunda güzel olacak demişti. Peki. Rehavet yaratmasın diye ve ben sonuna kadar altını çizeceğim bir cümle. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ümit Alan'dı konuğumuz, iletişim uzmanı, reklamcı, gazeteci, Bir Gün Gazetesi'nden medya yazılarıyla tanıdığımız, izlediğimiz bir isim. Yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.